Muhtemelen. Bu gerçek arkadaşlık ama girmiyoruz öyle toplara. Yani zorbalık yani bu teklifsizlik, suni olmamak, birbirini sonuna kadar kahretmek, rezil etmek, <laughs> rezil rüsva etmek, birbirine sonuna kadar saldırmak aslında gerçek arkadaşlığın bir ifadesi bu yani. Bence öyle. Tebrik ederim gerçek arkadaşlık. Ben de öyle arkadaşları seviyorum yani tamamen beni bir hiç haline getirecek olan arkadaşlar işte mektepten arkadaşlarım falan. Onlar da bana bir hiçmişim gibi davranır. Berbat bir adammışım gibi. Rezil, rüsva, çocukken olduğum gibi falan. Be, eee, sen kimsin ya falan. Bu çok iyi ve sağaltıcı bir şeydir. Hemen hocaya soralım. Ne diyorsunuz hocam? <laughs> Tabii ki. böyle. Yani hayat boyu ki. kendimize taktığımız o apoletler, nişanlar, giyindiklerimiz, kuşandıklarımız evet. bütün bunlardan bir arkadaşın yanında soyunabilmek. Arkadaş, dost, eş bunun için olmalı zaten. yani evet. İnsan yanında evet. çıplak ve sessiz olabildiği kişilerle zaman geçirme ihtiyacı evet. duyuyor. Onun dışında hep zaten maske persona. Evet. Böyle geziyoruz işte. Bir şekil görünmemiz gerekiyor ama orada o şekilde ihtiyaç kalmıyor. Evet. Ben şu anda çoğu zaman kişisel ilişki problemlerinin büyük kısmında böyle bir hikaye görüyorum zaten. Yani bize de çok soruluyor şu durumda ne yapacağız falan filan gibi eşler birbirine işte arkadaşlar birbirine e, takım arkadaşları birbirlerine başkalarına yaptıkları rolleri devam ettirmek zorunda kaldıkları için çok yoruluyorlar. İnsan terliklerini pijamalarını giyeceği bir yere ihtiyacı var yani ilişkilerde de böyle eve gittiğimizde rahat rahat yayılıyoruz ya yani. Hı. Hakikaten dostun yanında da evet. arkadaşın yanında Bence ya da, çıplaklık doğru. çok güzel. Ben e, yeni sevgililere ve evli çiftlere her zaman tavsiye ediyorum. Ya yani ben bir tavsiye makamı olduğum için değil ama özellikle sevişmeden önce bir süre çıplak olmaları gerekiyor bence. Makul olabilir. Yani fiziksel olarak çıplak olmaları gerekiyor çünkü e, bütün filmlerde görüyoruz e, soyunmalar çok çirkin gösteriyor insanlara. <laughs> Yani adamın pantolonunu çıkarışı, kazağın çıkması filan çok şeye yani e, çok aceleye gelir değil evet, mi? Evet, koreografiye yani. aykırı bir, bir şey. Evet. Hmm. Siz evde ne ya. giyerdiniz? <laughs> ya benim çok kötü dedemden kalma bir kapri gibi bir şeyim vardı. Neyiniz? Dedemden, dedemden kalma bu kapri derlerdi ya şurada şort değil. Pantolon sana değil, kapri Dizi altı. <laughs> i̇şte biz tane de bunu hep sorduk. Iğrenç yani bir renk bunu gibi. giyme artık diyoruz. Çünkü eve bir misafir geliyor ve Ne renkti? Ya, çok kötü renkte abi Nedir? yani hangi renkte o böyle kahverengi değil ya şey rengi kahverengi gibi değil. derler ya. Anladım peki. Kaka yani, rengi. Kaka rengi <laughs> gibi. Peki bunu dedenden kaldığı için mi ısrarlı giyiyordun? Ya ne bileyim buldum eşyalarımı nasıl. Ya ben dedeni mesela... anmak için mi bunu giyiyorum ve dedemi de anmış oluyorum? Hayatta dedesi anılacak da bir şey yok. Hayır ya. bence dedem onu Dedesini bana. Dedesinin anılacak bir hali mi yok? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> peki. Ama dedesi Hayır, deden. Dedem vermiş bence bana onu. Ben de hani alayım saklayayım bu şeyi. Neden sana kapri pantolonunu mu vermiş? Vermiş ki yanımda demek ki bilmiyorum bir şey olmuş o anda. Çok rahat o böyle aman. Anladım. Müthiş rahat. Peki siz ne giyerdiniz evde? T -shirt, t -shirt. Şort, tişört. Şort, tişört. Eviniz iyi ısınıyor demek ki. Ya bizim ev garip şekilde böyle kombi en düşükte ama çok ısınıyor ve çok kavgasını verdik. Hı. Çünkü Şimdi o... özlüyor musun o evi belki yeni taşındığın ev o Yok kadar. özlemiyorum ya. Yani kombi çok kötüydü çünkü. Benim kombim daha iyi. Kombi olan odada ben yatıyordum da ses kırdım. <laughs> Onu yaptıramadık uzun süre. Niye kombi olan odada sen yatıyordun? Çünkü diğer oda Cenan Bey'in doğduğu oda. Onun evi aslında. Ben onun evine gittim. Hiç böyle anlatmıyorsunuz. Ben beraber bir eve gitmişsiniz gibi. Hatırladım. Hayır onun çünkü... doğduğu ev. Ben oraya kiracı sen gittim. Sen oraya iç güveyi gitmişsin. Evet kiracı Hiç Kira mi? vermedim çünkü iç güveyi gittim. Kira vermedin mi? Yok. Nasıl ya? Ev onundu zaten. Gerek yok diye düşündüm. Peki sen ne kadar iyi yürekli bir insansın ki... ...yani pantolonu, pijaması bu kadar çirkin olan bir adamı... <laughs> Evine alıp yıllarca ve kira almadan oturtmuş. Ya biz beraber çıktık. Bunda Ama şu anda ben söyledik. hiç bu tavrını da beğendiğimi söyleyemem yani. Şimdi benim kombim daha iyi. Evet ya. yani. Hayır. Hoş, hoş olmuyor ben. Asla öyle bir şey değil de. Biz zaten... Ama öyle biraz önce söyledin. Dedin ki benim şu andaki kombim daha iyi. Hayır o dert oldu bize. Biz o kombiyi değiştiremedik. Her şeyi değiştirdik. E kombi iyiymiş zaten. Çok Çok kısıkta çok iyi ısıtıyormuş. İlk üretilen kombi o bence dünyada. Yapılabiliyor mu diye <laughs> <laughs> Bakmışlar bizim eve koymuşlar yapılamamış Biz ikimiz de ev aramıyorduk çıkarken Ben teyzemin yanında kalıyordum Yine kira vermeden <laughs> Cenan da anneannesiyle kalıyordu Biz ev aramıyorken Hadi bir bekar evimiz olsun deyip eve çıktık aslında Şimdi ben o eve geri e döndüm Sen nasıl kendi evine çıkabiliyorsun <laughs> e Başka <laughs> sen, Siz anladınız yani, mı burayı şöyle, Bu anneannemin e, eviydi Anneanneniz vefat mı etti Hayır duruyor yani yaşıyor Duruyor ne ya ya çok kötü ilerliyordu. Çok çok. Ee, o, onun kiracısı çıkarken ben de yıllardır onlarla kalıyordum. Dedim ki ben oraya çıkayım e, ve bir arkadaşımla beraber. Ama orada doğmuşsun o evde. Tabii ben o evde doğdum ya Çok karışık abi. Olsun ne kadar evde. karışık olabilir. Çok karışık <laughs> yani. Yıllar öncesinde biz ailemle, annem babamla orada yaşadık. Hı. Yaklaşık 10 yıldır da kiradaymış orası. Peki senin yattığın odada nasıl bir odaki bir odada kombi var? Şimdi şöyle, e, ev o kadar büyük değil, kombi koyacak da yer yok. Kombiyi de o yatak odasına koymuşlar. <laughs> Eskiden orası yatak odası da değil, mutfakmış zaten. Sonra bozup yatak odası yapmışlar. Kombi de orada kalmış. Mesela çamaşır makinesi de benim odamda. <gülüyor> <gülüyor> ama biz orayı böldük. Ardiye gibi duvar yaptık oraya <laughs> evet. bir tane. Kombi ve çamaşır makinesi Hacı'nın odasında ama yatarken görmüyorsun oğlum. Böyle evet böyle yani kiler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Kombinin yarısını görüyorsun, yarısı görünmüyor. Oh. Doğru. <laughs> ama sesini duyuyorsun. O da o yüzden çok, ses çok ağır. görmüyorsun ama sesin duyuyor. Kızgın kombi o Allah yüzden. Bakaret çok kötü o kombi ya kombi. Yani yıllarca böyle yaşadım. Lütfen sana sesleniyorum. Değiştir oğlum artık param da var. Şunu yap ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> bye mm.